Sayın Muhtarım, iyi günler. İyi günler, buyurun. Bazı gazetelerde yeni mahallede mazgallarla ilgili sıkıntı olduğu yönünde haberler çıktığını duydum. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Sayın Ahmet Köse, şimdi mazgallarla ilgili sıkıntı var derken biliyorsunuz ben 30 Mart'ta mahalle muhtarı oldum. Ben mahalle muhtarı olduktan sonra hemen akibinde, yani şöyle elimde tarih var, 30 Aralık 2014 ve 21 Aralık'ta iki kere hem belediyeye hem büyükşehire yazı yazarak yeni mahalledeki sokakların bir an önce kaldırım yapıldıktan sonra su giderlerinin bağlanmasıyla ilgili müracaatlarımız var bizim. Bunlarla ilgili yeni mahallede şu andaki bu mazgallarla ilgili sıkıntının olduğu yerle ilgili konum zaten Yıldırım Beyazıt Caddesi. Biliyorsunuz bunlar büyükşehire bağlı olarak caddeler. Buraya Sayın Belediye Başkanı Ali İnci ile beraber geldiğimizde buranın büyükşehire ait olduğunu söylemesine rağmen kendisine rica ettik. O da bizi kırmadı. Gördüğünüz gibi buranın şu anda banket çalışmaları yapılıyor. Şu anda da görüyorsunuz zaten çalışmalar devam ediyor. Banket çalışmaları bittiği anda da zaten mazgallar yapılacağını buradaki bu bina sahiplerine de söyledik. Siz de zaten şu anda orayı çekerseniz mazgalı daha iyi görürler. Şu andaki mazgal yeri burada. Şurada. Evet. Su gideri. Bir de şunu söyleyeceğim bu insanlara, bizim şu bu mahallede olur. Şurayı şöyle bir çeker misin? Burayı göster, görsünler. Bak şu anda bizim normal yoldan 2 metre aşağıda burası. Yani yoldan 2 metre aşağıda. Yoldan 2 metre alt bodrum. Yani müteahhitler para kazanmak için bodrum yapıyorlar. Bu bodrumdan binalara giriş yapıyorlar. Bu bina sahipleri bu mazgallarla ilgili sıkıntılarını dile getirmeden önce binayı alırken bu binaya nereden nasıl gidileceğini de bir bakmaları lazım. Alırken hiç ses etmiyorlar. Aldıktan sonra sıkıntı olduğu zaman ben bu binanın altına hem Büyükşehir'den hem Hendek'ten, Saski'den ve Adasu'dan buraya vidanjör getirerek bunların her derdini mutlaka çözdüm. Şu anda bu sıkıntısı olanların bizim mazgallarla ve evimizi su basıyor sıkıntısını dile getirme hakları yok. Bana göre sebebi gelince zaten bu binayı alırken bu binaya buradan su gireceğini bunlar da biliyorlar ama biz normalde bodrum kat yani burası. Bodrum kat. Bodrumdan eve giriyorlar. Evet. Bu normal şartlarda da zaten bu mazgallar olsa da olmasa da bu evin mutlaka buraya su girecek. Burada Füsun Mumcu diye bir bayan, belki yanlış isim de kullanmış olur. Bir de Vildan Dağcı diye kullanmışlar. Yeni mahalle muhtarı atıp tutuyor işte, niye bunları görmüyor mu diye. Yeni mahalle muhtarı 30 Mart'tan bu tarafa yeni mahalledeki çalışmalarını hiçbir zaman dediğinin arkasında olmama gibi bir durum olmadı. Bugüne kadar biz ne demişsek yapmışızdır. Buradaki arkadaşlar da biliyor. Buranın en son yapılması gerekirken sıkıntıları var diye belediye başkanıyla görüşerek, o da iyi niyetini ortaya koyarak biz buradaki yolu öne alarak burayı yaptık. Mazgalı da yaptık. Yalnız binaya giriş şeklini sen görüyorsun. Bu şekil ithamlarda bulunmak kimsenin haddine değil. Böyle bir şey bulunması zaten yanlıştır. Niye? Buranın şu anda mazgalı da yapılmış, banketi de yapılmış, öncülük vermiş, birinci sıraya almış. Yalnız sistem yaparken binaya nereden giriyor, çıkıyor bir baksın, ondan sonra yapsın. Evet. İkincisi, yeni mahalle ile ilgili Vildan Dağcı diye bir bayan da, yine tahmin ediyorum bu sitelerdedir o da. Köpeklerle ilgili, yeni mahalle köpekler basıyor, nerededir, niye bu işlere bakmıyor diyor. Ben yeni mahalle muhtarı olarak köpeklerle ilgili hem Hendek Belediyesi'ne hem Büyükşehir Belediyesi'ne, gazete ilanlarıyla internet aracılığıyla defalarca söylememe rağmen bu konuya kesinlikle bir çözüm bulma yoluna gidilmemiştir. Bunun çözümü belediyelere aittir. Mahalle muhtarı. Mahalle muhtarının görevi birinci derecede mahalledeki sıkıntıları yetkililere iletmektir. Ve bunu da fazlasıyla yaptığıma ben kesinlikle inanıyorum. Zaten yeni ben devamlı mahallenin içerisindeyim. Köpeklerden bizim yeğenlerimizde, torunlarımızda, çocuklarımızda kaçıyor, sıkıntı var. Ama bunu birinci derece Hendek Belediyesi ve ikinci derecede Büyükşehir Belediyesi gelip buna bir çözüm bulması lazım. Söyleyeceklerim bu kadardır. Ben yeni mahalle muhtarı olarak elimden geldiği kadar bu insanlara hizmet verebilmek için uğraşıyorum. Büyükşehir'in yapması gereken yolu da, mazgalı da Hendek Belediye Başkanı'nın iyi niyetine istinaden öne aldırarak burayı yaptırıyoruz. Yani ötekini birikin itham edeceğine olana da teşekkür etmesini bu insanlar bilsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Büyükşehir bak,
İki aydan fazla oldu buradan randevuysa, sen de biliyorsun bak. Şimdi nereye gidiyor? Bakacağız şimdi bak. Canlı. İyi günler. Başkanın sekreteriyle görüşebilir miyiz? Veya özel... Selamun aleyküm. İyi günler. Hayırlı günler, buyurun efendim. Ben Hendek Yeni Mahalle Muhtarı İsmet İskefiyeli. Buyurun efendim. Abi ben iki aydan fazla oldu. Bir randevu talebinde bulunduk ama bugüne kadar bize olumlu veya olumsuz bir dönülmedi. Bir dakika, bir talep var mı? Evet, Hendek Yeni Mahalle Muhtarı İsmet İskefiyeli. Vallahi yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim bu talebimiz iki aydan fazla oldu. Yani Hendek'in en büyük mahallesi olarak bazı taleplerimiz vardı. Bu talepleri iletebilmek için ama yani bugüne kadar olumlu veya olumsuz bir cevap alamadık. Yani aslında yani biz de belediyeyle görüşüp bazı sıkıntı muhtarın kendisinin olmaz biliyorsun. Mahalleyle ilgili olur. Bunları birinci derecede aktarmak istiyoruz yani. İnşallah önümüzdeki hafta bekleyeceğim. Tamam. Hayırlı günler.